Merhaba hanımlar, hoş geldiniz Müjgan'ın haber atölyesine. Bugün sizlere iki renkli bir model göstermek istiyorum. Bu modeli her türlü örgülerinizde kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Bebek yelekleri, battaniyeleri, kazakları, süveterleri, hırkaları, hatta yetişkinler için yeleklerde, kazaklarda, süveterlerde güzel duran bir model. Hemen başlayalım. Ben Alize Şekerim kullandım. 3 numara şiş kullanıyorum. Yine vakit almamak için ben böyle iki diş hemen haroşa ördüm. Tabii ki siz lastik yapacağınız için öreceğiniz kazak, süveter neyse bunu 4 veya 5 diş yapabilirsiniz. İki renkli başlıyoruz. Dediğim gibi ben hemen ipimi bağladım. Baştakini örmeden alıyorum. Hemen yanındaki ilmeği ikisini bir alıyorum. Sonra 1, 2, 3 tane örüyorum. Bir tane doluyorum. Bir tane örüyorum, doluyorum. 1, 2, 3. Sonra 3 tane düz ördüm. 3 ilmeği beraber alıyoruz. Sonra 1, 2, 3 tane düz ördüm. Bir tane doluyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane doluyorum. 1, 2, 3. İkisini bir alıyorum. Bir tane kenar ilmeğini örüyorum. Buralardaki 2 almamın sebebi ikisini bir. Kenarlarımız düzgün gitsin. Artıp eksilmesin diye. Normal şartlarda modelimiz 3, 3 gidiyor. Yani 3 düz örüyoruz. 3'ünü bir alıyoruz. 3 tane düz örüyoruz. Tersinde hiçbir işlem yapmadan sadece ters olarak örüp gidiyoruz. Çeviriyoruz modelimizi tekrar. Aynı işlemi yine yapıyoruz. 2 taneyi bir alıyoruz. 3 tane örüyoruz. 1, 2, 3. Doluyoruz, örüyoruz, doluyoruz. 3 ilmek. 1, 2, 3. Sonra ortadan 3'ünü bir alıyoruz. 1, 2, 3. Doluyoruz. Örüyoruz, doluyoruz. 1, 2, 3. Sonra ikisini bir alıyoruz. Bir taneyi düz örüyoruz. Yine arkada hiçbir işlem yapmadan ters örüp gidiyoruz. Ön yüzünde yine aynı şekilde baştakini örmüyoruz. İkisini bir alıyoruz. 1, 2, 3. Doluyoruz, örüyoruz, doluyoruz. 1, 2, 3. Ortadan 3'ünü bir alıyoruz. 1, 2, 3. Doluyoruz, örüyoruz, doluyoruz. 1, 2, 3. İkisini bir alıp sondakini düz örüyoruz. Bu işlemi 5 defa yapıyoruz. Ama 4 tanesini renkten son 5.'yi beyazla beraber yapıyoruz. 1, 2, 3 olmuş. Ben hemen tamamlayıp geleyim. 4 tane yaptım ben. 1, 2, 3, 4. Şimdi beyazdan yapıyoruz. Beyazı haroşa olarak örüyoruz. Baştakini ördüm. Sonra yanındakini ikisini bir haroşa olarak alıyoruz. Ama aynı işlem.
Zorunuza giderse normal örüp arkada haroşaya çevirebilirsiniz. 2, 3. Sonra doluyoruz. Tek örüyoruz. Doluyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bir, iki, üç. Arkadan artık haroşa, iki diş haroşa yapıyoruz. Yapacağınız şeylerde de ufak parçalarda önce çalışır, sonra esas modele geçerseniz hem modeli tam aklınızda oturtmuş oluyorsunuz, hem de elinize yetişiyor. Öbür türlü büyük bir yeleği başladığımızda modeli koyuyoruz, yanlış oluyor, söküyoruz, tekrar başlıyoruz. En iyisi böyle ufak bir parçada başlayıp esas örgüye geçmek. İki diş hemen. Şimdi artık haroşa örüyoruz. İlk sırada beyaz giderken modeli koyup gittik. Sonra haroşa örüyoruz. Şöyle göstereyim. Modelimiz böyle, bu şekilde. Hemen altta haroşadan sonra modeli başladım. 1, 2, 3, 4 delik yaptıktan sonra 5. delikte beyazdan gittim modeli. Sonra üzerine haroşa gittim. Sonra haroşa hemen 2 diş olduktan sonra tekrar aynı modeli tekrar başlıyoruz. Burada haroşa benim bitti. Şimdi hemen modeli koyuyorum. Baştakini aldım. İkisini bir alıyorum. 1, 2, 3. Bir tane doluyorum. Örüyorum. Bir tane doluyorum. 1, 2, 3. Üçünü bir alıyorum. 1, 2, 3. Doluyorum. Düz örüyorum. Doluyorum. Modelimiz bu şekilde. Çok kolay bir model. Aralara haroşa vermemizdeki sebep de böyle zikzak bir model oluşuyor arada. Düz de yapabilirsiniz. O artık sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Yani kenarlardan da iki vermemizin, iki almamızın sebebi buraları muntazam dursun. Artma eksilme olmasın diye. Modelimiz bu şekilde hanımlar. Videolarımı izlemeyi, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. İstediğiniz herhangi bir model olursa bildirebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıklı kalın.